20 Ağustos Cumartesi hafta sonu günlüğü programından günaydın efendim. BBN Türk ekranlarında sizlerleyiz. Ben Bilge Sebilcioğlu. Hafta sonu günlüğü programında bugün çok değerli bir konuğumuz var. Başlıyoruz. Efendim, hafta sonu günlüğü programında bugün Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Rüştü Uçan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Hocam, aynı zamanda MESKA Vakfı'da başkanıyım. MESKA Vakfı'da başkanı. Bunu da ekliyoruz efendim. Evet. Hocam, geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yılını geride bıraktık. Dilerseniz önce bir genel toparlayalım. Neler değişti, neler oldu, neler yapıldı o günden bu yana, 23 yılda neler Şimdi, oldu? Tabii 23 yıl büyük bir zaman. Keşke iyi şeyler söyleyebilseydik. Şimdi deprem zamanının peşinden, ben İstanbul'da Erenköy'de oturuyorum. Sahildeki ev sahiplerinin bir kısmı çok uygun fiyata, neredeyse onda bir fiyatta oradaki dairelerini sattılar. Bugüne geldiğimiz vakit ise ne yazık ki sahilde kumların üzerine yapılmış 30 katlı binalarımız var. Ve bu binalara astronomik rakamlarla alan insanlarımız var. Yine dere yataklarında yapılmış binalar var. Israrla çok katlı, 100 katlı bina yapılıyor. Ve örnek olarak da işte Japonya'da yapılıyor deniliyor. Hı hı. Fakat Japonya'daki şartlarla bizdeki şartlar hiç uymuyor. Evet. Çünkü Japonya'da her bina yapılmadan önce mutlaka modeli yapılıyor. Ve 3'e 3 büyük şeylerde, örnek yerlerde bu aynı deprem şartları sağlanarak deneyler yapılıyor ve her binanın altında sismik izolatörler var. Yani deprem olduğu zaman üst kattakiler kesinlikle depremi hissetmiyorlar çünkü aşağıda sönümleniyor. Bizde ise çok az binada bu var ve bizim ani bir depremde o üst katta olanlar, Allah yardımcılar olsun, çok büyük bir sallantı olacak. Ve yani binaya bir şey olmasa bile beyinlerinde bir takım korkular kalacaktır diyorum ben. Yani bir defa ilk depremden sonra bir takım deprem konteynerleri yapıldı. İstanbul için deprem toplanma alanları belirtildi. Ve bu 23 yılda ne yazık ki gördüğümüz o toplanma alanlarının belki de %70'i %80'ine binalar yapıldı. Mesela Galatasaray Ali Samiyan Stadı'nın olduğu yere çok katlı bir rezidanslar falan yapıldı. Yani orada artık bir toplanma alanı değil, oradaki insanların da ayrıca toplanma alanına ihtiyaçları var. Yani bu 23 senede biz ne yazık ki ilk başta deprem hatırladık, ona göre bir tedbirler alacağız dedik. Bugün tamamen olmaması gereken şeyleri ısrarla yapıyoruz. Bu sadece İstanbul için değil. Rize'ye gittim ben, Amasya'ya gittim. Oralarda da mesela Rize özellikle çok çok kötü.
deniz evet. üstüne 10-15 katlı binalarla dolu. Dereyatağ'daki de evet. binaları sürekli konuşuyoruz özellikle evet. Karadeniz'deki. Yani daha kötü durumdayız. Yani 1999'dan daha kötü durumdayız diyebilirim. Şunu da deniyor yani mesela gecekondu yıkılıp da yüksek katlı mesela yapılan binalar var. Belki gecekondu kalsa daha iyi denilecek durum var. Çünkü çok çok katlı yapılıyor. Mesela gelirken, arabayla gelirken Fikirtepe'den geçtik. Orada yine yüksek katlı binalar, birbirine çok yakın binalar. Çok yüksek katlı çok binalar. Çok yüksek gibi. Katlı. Ne gerek vardı bilemiyorum. Hocam Büyükçekmece sahilinden başlayıp zaten Kartal, Pendik, Senli, Tuzla'ya kadar yani o sahil kesiminde çok yüksek katlı binalar, siteler görüyoruz. Peki doğru bir yapılaşma mı bu? İşte olmaması lazım. Olmaması lazım. Şimdi mesela Avrupa'ya gittiğimiz vakit, Almanya'ya gittiğimiz vakit bütün ülkeye yaymışlar. Yüksek katlı bina hemen hemen yok gibi bir şey. Hı hı. Sadece birkaç alışveriş yani büyük merkez var. Geri kalan hepsi 3 katlı, 4 katlı binalarda oturuyorlar. Biz de ısrarla çok daha karlı olduğu için bu tür binalara gidiyoruz. Bence yanlış. Aslında biz vatandaş olarak da o korkuyu hem yaşadık 1999 depreminde ama hala yine yüksek katlı binalarda ya da işte dediğiniz gibi tam fizibilitesi yapılmamış binalarda da oturmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biz bakmıyoruz yani. Manzarasına bakıyoruz. Ne kadar güvenlikli olduğuna bakmıyoruz. Mesela geçen de daha 2 gün önce AFAD binasının dış cephesinin döküldüğünü gördük. Yani bu olmaması gereken bir şey. Hesabının, kitabının işte sistem düzgün yapısı olmazdı. Demek ki bir yerde yanlışlıklar var. Bir yerde evet yanlışlıklar var ki bunlar yaşanılıyor. Peki toplanma alanlarından bahsettiniz biraz önce. Evet bir toplanma alanı meydana geldi. Herkes kendi nerede oturuyorsa toplanma alanlarına baktı vesaire. Ama şimdi o toplanma alanlarını bulamıyoruz. Tabii yani şimdi çok azaldı. %70 hemen hemen yok oldu. Artık yine kendimize uygun toplanma alanlarını bilmemiz lazım. Orada da şu var, aile kaç kişilikse, diyelim ki 4 kişilik aile, bu 4 kişi ailenin belli bir toplanma alanı belirlemesi lazım. Burada belediyeler zaten apartmanların girişlerine toplanma alanlarının karekodlu yerlerini gösterdiler. Yani o güzel bir hizmet. Oralara gidip bakıp oralarda nasıl toplanacağız? Bir de şehir dışında bir kişiyle, diyelim ki kardeşini falan, toplanma herhangi bir böyle bir deprem anında herkes ona telefon ederek bir kişi de bilgilerin toplanmasına yarar var. Hı hı. Mesela Japonya'da hemen hemen 2 milyona yakın tesis kullanan var. Yani onlar o konuda da bizde ise 30 binlerde falan. Yani hı hı. her bakımdan bizde bu haberleşme de sıkıntı bu deprem sırasında. Hocam peki nasıl toplanma alanı olarak bırakılmış bir yer nasıl oraya inşaat yapılıyor ya da açılabiliyor? Şöyle başka oluyor. Başka amaçlar için. Belediye toplanıyor, imar alanından çıkarıyorlar, oluyor sana inşaat alanı. İnşaat bırak alanı. İnşaat alanında da ufak bir inşaat değil, 100 katlı, 50 katlı inşaat yaptırıyor. Yani bir yanda düşünün bir dere yatağında hiç imar yok. Oraya 100 katlı bina yaptı. Şimdi 100 katlı bina yapıldığı zaman hiç imarı olmayan arsayla 100 katlı imar olan arsayı düşünürseniz 1000 kat falan değer kazanmış oluyor. Şimdi ben Fransa'dan dönerken bir Türk vatandaşına rastladım. Türk vatandaşı Fransa'daki dairemi satıp Türkiye'ye gelemiyorum. Çünkü sattığım zaman o günkü aldığım değerle şu andaki aldığım değer arasındaki farkın vergisini alıyorlar. %60'ı falan elimden gidiyor. Onun için dairemi satamıyorum. Yani ani bir değer artışlarında devlet ondan hisse alıyor. Bizde böyle bir şey de olmadığı için 1000 kazanıyor. Orada onun için rahatlıkla yapıyorlar. Yani peki dediğiniz gibi biz aslında belki de tehlikesini düşünmeden sadece manzarasına bakıyoruz. Dediğimiz gibi sahil
sınırında da bir sürü yeni binalar, çok yüksek binalar yapıldı. Peki vatandaşlar ev alırken burada neye dikkat etmesi? Belki de çok fazla bilinçli olmadığımız için deprem konusunda biraz daha sadece görüntüye ya da manzaraya bakarak alım yapıyoruz. Ya işte onlar yanlış. İşte şeyde bir defa tabii vatandaş çok şey bilmesi de zor. Yani burada tabii şu ana kadar olandan olmuş artık ona bir şey diyemeyeceğim ama bundan sonrası için hızla bir imarla ilgili kanunlar, yönetmeliklerin değiştirilmesi lazım. Bu tür binalar yapılacaksa bu tür Japonya'daki gibi kontrollü denetimi olmasa. Bizim şu anda 4 katlı bir binanın işte bir şeyde belediyedeki çıkmasıyla 100 katlı binanın çıkması yani imarın verilmesi arasında hemen hemen hiç fark yok. Hı-hı. Halbuki 100 katlı bir bina bir noktada bir kasaba kuruyorsunuz. Evet. Orada mutlaka belediyenin işte bakanlığın adamlarının olmasa devamlı her aşamada kontrol edilmesi lazım. İşte bu rüzgar tünelleri, simülatörler, her türlü teknolojide kullanılması lazım. Ama bunlar kullanılmıyor ve çok büyük karlar meydana getiriliyor. Dediğim gibi bire bin, standart bin, denetimler yapılıyor. Evet, standart yapılıyor. Bunun da ne kadarı kullanılıyor, ne kadarı yapılıyor? Diyelim ki sana fore kazık, 100 metre fore kazık diyor. Sen onu artık 30 metre mi yaptın, 50 metre mi yaptın, 100 metre mi yaptın? Bunlar hepsi havada kalan. Evet, kağıt üzerinde tamam 9 şiddetine depreme dayanır. Hı hı. Ama inşallah dayanır. Evet, tabii bunları konuşurken biraz ürksek de bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor. Çünkü bunlar gerçek. Bir önümüzde bir Marmara depremi gerçeği olabilir. Var. Ve bunu bekliyoruz. Bütün uzmanlarımız da söylüyor, anlatıyorlar. Bunlara karşı tabii ki de çok çok tedbirli olmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor peki? Ev seçerken hocam neye dikkat etmemiz gerekiyor o zaman? Yani bir defa yani projelere de bakmak lazım. Olabildiği kadar da çok katlıdan bence kaçmakta yarar var. Çünkü çok katlı hakikaten sıkıntılı. Yani Türkiye'de ben de yaptım inşaat biliyorum. Yani mantık değişmedi. Yani 1980'deki mantıkla şu andaki mantığımız çok değişmedi. O günkü yapan müteahhitlerin çocukları işte inşaat mühendisi oldu, mimar oldu. Onlar bu sefer şirket kurdular, şirket üzerinden iş yapılıyor ama aynı mantıkla hareket ediliyor. Mantıkta değişmedi. Denetim aynı sistemle devam ediyor. O zaman biz çok büyük işte Yalova'da bitişik nizam binaların yıkılması falan bizi çok üzmüştü. Evet. Çok ölümlü kazalar olmuştu, ölümlü olaylar olmuştu. Bugün olmaması için de ben çok bir sebep görmüyorum açıkçası. Evet, ne yazık ki böyle yani ben iyimser değilim. Büyük bir deprem olduğu zaman diyelim ki 1000 tane kurtarma ekibi geldi ama bunların organizasyonu kurtarması hakikaten çok zor. Onun için sağlam binalarda yaşamamız ve evet. Çok katlı binayı tercih etmememizde yarar var. Evet, dediğiniz gibi birçok yere 100 katlı binalar yapıldı ve orada gerçekten çok fazla yüzlerce insan yaşıyor. Neredeyse bir kasaba haline geldi ve standart denetimler yapılıyor diyorsunuz ve insanlar hani çok fazla da bu konuda bilinçli olmadığı için olabilecek deprem karşısında aslında oldukça bu kaygılı olmamız gerektiğini evet. gösteriyor. Evet. Yani şöyle bir şey, mesela yangınlarla ilgili de binalarda bir kısmında vardır, o yüksek katlı binalarda büyük bir ihtimalle vardır. Sismik deprem olduğu zaman elektrik ve doğalgazı kesen sistemler var. Onların mutlaka olması lazım. Buna da bakılması lazım. Bu binalarımızda var mı yok mu? Ama şimdi düşünün 100 katlı binada siz yürüyerek de kurtulmanız da mümkün değil. Artık orada neyse onu yaşamak zorundasınız. Orada yani kalacağız. Evet, kendi önümüzü kendimiz almamız gerekiyor. Yani işte orada artık neye rastlarsan hayatın neyse onu orada yaşamak zorundasın. Evet. Peki hocam dünyada örneklerinden biraz önce Japonya'dan bahsettiniz. Dünyada örnekleri nasıldır ya da tam olması gereken sistemin, kurulması gereken sistem nasıl olması gerekiyor? Ya işte Japonlar çok güzel bir örnek. Aslında o zaman Japon örneği vardı. 80'li 90'lı yıllarda da vardı. Depremden sonra da vardı.
ona göre bir şey yapıp sistem kurulsaydı çok daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Şu andan sonra da yapılabilir. Yani bütün sistemin değiştirilmesi lazım. Bu şekilde bir yapan, çünkü yapı denetim de sağlıklı çalışmıyor. Yapı denetim de, çünkü ücretini doğrudan doğruya müteahhit verdiği bir sistem. Yapı denetiminde çok sağlıklı çalıştığını ben tahmin etmiyorum. Şeyler de var. Mesela beton kontrolleri normal katkılar katılarak yapılıyor. Klasik beton kontrolü yapılıyor. Yani buralarda bir mutlaka kontrol sisteminde eksikler var. Ben inşaat mühendisi değilim ama inşaat yaptım. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ama çok sağlıklı gitmediğini görüyorum. Evet, kentsel dönüşüm aslında bizde, Türkiye'de herhalde çok yanlış anlaşıldı. Asıl amaç farklıyken kentsel dönüşüm, bizde şimdi binaların, eski binaların yıkılıp yenilenmesi olarak düşünüldü. Ve yine yeni yapılan binalarda da sorun var. Aslında herhalde biz biraz bilinçsiz davranıyoruz bu konularda. Evet, yani bence öyle gidiyor iş. Sağlıklı gitmiyor. Çok sağlıklı değil. Peki hocam, aile afet müdahale planından bahsettiniz bir an önce. Evet. Nedir bu plan? Nasıl yapmamız yani gerekiyor? Yani şimdi bir deprem olduğu zaman, depremde bir anda, işte İstanbul depremi olmaz inşallah ama diyelim ki işte 20 milyon etkilendi. Şimdi 20 milyon etkilendiği zaman artık bizim suymuş, elektrikmiş veyahut da ne bileyim telefonumuş, telefonun şarj edilmesi falan çok çok büyük bir kaos olacak. Şimdi o durumda bizler kendi işimizi daha önceden düşünerek kolaylaştırmamız lazım. Demem lazım ki ben işte 4 kişilik aileyim. Biz nerede toplanacağız? Önceden tespit edeceğiz. Bilecek ki benim çocuğum, biz işte şu parkın şu köşesinde toplanacağız. İşte kimlere haber vereceğiz? Onu bileceğiz. İşte deprem anında yanımızda işte çantamızı nasıl olacak, neler olacak onları bileceğiz. Hepsini hazırlıklı olacağız. Mesela bu yine Japonya'dan örnek gösteriyorum. Çünkü onlar birlikte yaşıyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Her yıl bir gün deprem günü ve o bir gün tatil oluyor. İmparatorları da dahil herkesin toplanma okulu var. O okulda gidip gece yatıyorlar. Ve burada yatarken de işte çantalarını da götürüyorlar. Çantalarındaki yiyeceklerden yiyerek şey yapıyorlar. Yani hazırlıklılar. Her sene yapıyorlar. Onun için de biliyorlar. Bizler hiç yapmadık yani. Yapmıyoruz da. Usulen yapmıyoruz. Evet. Biz İstanbul aslında depreme ne kadar hazırlıklı derken diye soruyoruz hep. Ama burada hep binaların ne kadar hazırlıklı olduğunu, yapıların ne kadar hazırlıklı olduğunu konuşuyoruz. Bunlar konuşuluyor. Aslında vatandaş ne kadar hazırlıklı? Dediğiniz gibi mesela aile afet müdahale planını biliyor mu? Ne olduğunu biliyor mu? Yapıyor mu? Ya da işte deprem çantası konusunda bilinçli miyiz? Yapıyor muyuz? Peki vatandaş ne kadar hazırlıklı depreme? İşte vatandaşın hazır olmadığı şuradan belli. Dediğim gibi ilk deprem olduğu zaman evini onda bir fiyata sattı. Şimdi 100 kat fiyata alıyorlar oradan. Evet. Yani deprem o algısı %100 değişti. Yani şu anda deprem olmayacak gibi yaşıyoruz. Onun içinde ne çantası var, ne şey var. Yani vatandaşın da belki %1'i hazırdır. Geri kalan %99'u pek hazır. Hazır değildir yani. Evet, çünkü çok konuşuyoruz. Deprem olduğu zamanlarda da, deprem olduğu anda da uzmanları arıyoruz, konuşuyoruz. Ama tabii ki uzmanlar da o anda çok fazla bir şey söyleyemiyor. Çünkü bir deprem olmuş oluyor. Daha henüz kaç şiddetinde olduğu belli olmuyor. Çok bilgi ortaya çıkmamış oluyor. Ama biz uzmanları arıyoruz ve bilgi vermesini istiyoruz. Aslında bu konuları konuşmak daha iyi değil mi daha hocam? Iyi, yani bu konuda bilinçli olması, vatandaşın bilinçli olması yani gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sözünüzü kestim, kusura bakma. Buyurun. Mesela bizim değerli evraklarımız var. Hı hı. İşte tapularımız, diplomalarımız, nüfus cüzdanlarımız gibi bu tür evraklarımızı da toplamamız lazım belli bir yerde. Bunların artık dijital alana da aktarabiliriz. Kopyalarını da aktarabiliriz. Çünkü herhangi bir deprem oldu. Diyelim eviniz yıkıldı. Bu evraklara bir daha ulaşmak çok zor. Unutabiliyorsunuz. Yani siz diyelim ki tamam, ana diplomanızı unutmazsınız ama bir aldığınız sertifikayı, diyelim ki bir yere gittiniz, onu unutabilirsiniz. Onun için bunların da
dijital ortama da aktarılmasında, hatta bir yerde toplu bulundurulmasında yarar var. Böyle bir sıkıntılar da var. Yani hani anahtar olsun, düdük olsun, bisküvi olsun, işte pil olsun, fener olsun. Her yanında şeyin planlı olması gerekiyor işte onlar aslında. Onlar da olmasında yarar var. Ama o bizim genel yapımıza uygun değil. Yani biz insanlar olarak, Türk insanı öyle böyle çok planlı değiliz planlı galiba. Pek sevmiyoruz. Sevmeyiz ama yapmamız lazım. Yapmamız da mecbur olduğumuz konulardan biri. Aile afet müdahale planından bahsedelim isterseniz. Neler olması, nasıl olması gerekiyor hocam? Şimdi yani birinci olarak yani şöyle düşünmemiz lazım. Bir deprem oldu diyelim. Ben ailemle beraber ne yapacağımı düşünüyorum. Ben burada yapacağım şeylerde birinci olarak şunu düşünmem lazım. Benim normal her zaman için işte cebimden iki telefonu çekip de aradığım vakit istediğim kişiye ulaşabiliyordum. Bunu ulaşamayacağım. Çünkü 20 milyon kişi, hatta dışarıdaki akrabalar da herkes arayacak. O kilitleniyor. Şimdi o durumda ben olabildiğince az kelimeyle konuşarak, az irtibatlaşarak, telefonu kullanarak bunu çözmem lazım. Onun için ne yapmam lazım? Diyelim ki ben İzmir'de kız kardeşim var. Kız kardeşimin telefonunu bütün aileye irtibat telefonu olarak veriyorum. Herhangi bir şey olursa kız kardeşim arıyor, her birimiz. İşte biz iyiyiz, tamam, o kadar, kapatıyor. Böyle bir telefon ağını oluşturmamız lazım. Sonra toplanacak yeri belirtmemiz lazım. İşte biz şu parkın şu köşesinde toplanacağız. Bütün aile bireyleri onu biliyor olması gerekiyor. Onu bilecek, oraya gidip toplanacağız. Yani onu toplanacağız. Dediğim gibi işte sırt çantasını falan hazırladık. İşte evraklarımız falan, hepsi, onları alıp gideceğiz. Başka da yani temeli bu yani. O geri kalan... Aslında evet, dediğiniz gibi şehir dışında bir aile bireyinin bizim hepimizin nerede toplanacağını, ne yapacağını biliyor olması gerekiyor. Çünkü biz belki de İstanbul'da olanlar aile içinde o panikle, o şaşkınlıkla belki bazı şeyleri düşünemeyebiliriz ama daha dışarıda kalan birisi bunu daha rahat düşünecektir. İrtibatın birisini dışarıdan koymak lazım. Mesela Soma diyorum. Rize'de işte Çayeli Bakır var. Oradaki ben iş güvenliği uzmanı arkadaşımız. Mesela böyle bir İstanbul depreminde ne yapacaksınız diye organizasyon yapmışlar. Onun çalışmasını yapmışlar. Öyle bir depremde işte bütün iş, oradaki çalışanlara izin veriyorlarmış. Yani dur desen de durmaz diyor. İstanbul'da bir deprem oldu. İşte annesi, babası, kardeşi oldu falan diye. Yani insanlar orada da İstanbul ana depreminde bütün Türkiye veyahut da bütün dünya etkilenecek. Onlardan da o tür destek alınabilir yani şeyde. Bence faydalı olur. Peki hocam, deprem olduğu zaman en kritik saatler nedir? Yani deprem olduğu zaman vatandaşın en dikkat etmesi gereken süre zarfı? Şimdi orada bir 72 saat, altın saat denilen bir saat var. Hı-hı. 72 saat insanın... bünyesinin kaldırabileceği, yaşayabileceği bir dönem. Şimdi bu 72 saatlik olayda yaşayabilmeniz için işte sizin deprem çantanız olması lazım. Çantanızın içinde yemek, su, ihtiyaç, maske, bilmem ne gibi şeylerle siz işte kendinizi üçgen, deprem anında üçgen yaptınız. İşte binanız hasarlandı ama siz ölmediğiniz durumda 72 saat orada kalmanız için gerekli şeyler. Bunu yaparsanız 72 saat içinde size birileri ulaşabilir. Ulaşırsa da sizi kurtarabilir. Bu biraz da milli piyango gibi bir şey. Yani aslında İstanbul depremi oldu diyelim. 10 bin tane bina yıkıldı. O 10 bin binada düşünün 100 bin kişi, 50 bin kişi mahsur, bilmem ne. Burada kurtarılma ihtimali çok çok düşük ama yine de hazır olmakta. İşte her depremden sonra geliyoruz. 10 kişi, 15 kişi
kurtarılıyor o kadar yani. En azından yine de bir ümit yani. Hazırlık çantamızın hepsinin olması gerekiyor. Peki hocam sorularımız çok olacak. Çok da olumsuz gibi konuşuyorum ama yani şey değil. Aslında konuşmamız gerekiyor hocam bunları galiba. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Lazım. Çünkü evet 23 yıl geçti büyük depremin ardından ama biz sanki hiç deprem olmamış gibi yaşıyoruz. Hiç çok kötü. O günden daha kötü durumdayız. Evet yani o algı giderek yok oldu. Evet neler yapmamız gerekiyor afet durumlarında kendisine soracağız. Hocam kısa bir reklam arasına tamam. Gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Hafta sonu günü programı devam ediyor. Doktor öğretim üyesi Rüştü Uçan'la birlikteyiz. Deprem gerçeğini konuşuyoruz. Olası Marmara depremini konuşuyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Hangi saatler deprem sırasında hangi saatler önemli? Hepsini kendisine sorduk. Hocam peki çantadan bahsedelim. Aslında bunları hep konuşuyoruz. Hep konuşulan şeyler ama dediğimiz gibi biraz önce de size söyledim. Depremi de unuttuk. Her şeyi unutuyoruz aslında. Aklımızdan çıkabiliyor. Yine yenilemek isterim. Afet acil durum çantasında neler olması gerekiyor? Nelere ihtiyacımız olacak öyle durumda? Bir defa işte su, yiyecek yine güncel takip edecek. İlaçlarınız varsa işte tansiyon kullandığınız ilaçlar. Onlar hiç olmazsa 15 günlük falan bir ilacınız bulunsun. Bir radyo gibi. Ondan sonra bir düdük olsun. Çünkü herhangi bir şekilde siz nefesinizle bağırmak, uyarmaktansa tiz ses çıkardığı için o bakımdan düdük önemli. Biraz önce söylediğim gibi önemli evraklarınız olsun. Veyahut da bilgisayara da aktarabilirsiniz. O olabilir. Başka tabii siz şimdi deprem dediğiniz vakit biz depremde aile fertlerinden başka bizim küçük hayvanlarımız var. Kedilerimiz, köpeklerimiz var bazı evlerde. Onları da düşünmemiz lazım. Onlar için yiyecek, onlar için neler yapacağımızı da önceden düşünmemiz lazım. Veya evimizde diyelim bir bakıcı varsa o bakıcınla ilgili onun da ilacı varsa onun ilacını da almak. Yani olayı ufak bir çekirdekte ne lazımsa onların hepsini düşünerek o çantanın içine koymamız lazım. Hazırlamamız gerekiyor. Biz aslında uyku tulumu. Evet. Bunları düşünüyoruz ama çocuklar, yaşlılar, dezavantajlılar ya da bedensel engelli olan kişiler için de çok daha zorlaşacaktır tabii ki bu durum. Bu durumda nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Ya şimdi mesela bir şeyde Bağdat Caddesi'nde Mado yangını var. Bilmiyorum gördünüz mü? Orada kadının birisi üst katta yangın çıkıyor. Yangında gidip kendi çantasını alıyor. Orada yerdeki adama bakmıyor gibi durum var. Belki de o heyecandan görmedi. Ama sonuçta oradaki kişi boğularak ölüyor. Bu tür durumlarda işte çok daha dikkatli olmak lazım. Aile hiç olmazsa bir kişiyi onlara kurtarmaya destek yani baştan düşünerek işte planımızın içinde bunun olması koymak lazım. Gerekiyor. İşte body diyorlar yabancılar işte o body'yi belirliyor. İşte sen de babaanneyi kurtaracaksın falan gibi. Ona göre belki de yerinde yapılacak. Onları belki de daha az yürümeli. Yani onun durumuna göre
bir şey düşünmek planlama lazım. Yapmak planlamayı gerekiyor. Planlamayı ona göre düşünmek onun lazım. Içinde. Bunları çizimle falan da belirtmek lazım. İşte herkese burada olacağız. İşte şunlar sen taşıyacaksın, bunları ben taşıyacağım. Hepsini baştan... Peki yapabiliyor muyuz hocam? Türkiye'de vatandaş bunu çok yapıyor az, mu, biliyor çok mu? Az, çok az. Yani bu söyleniyor, çok az yapan vardır. Titiz olanlar yapıyorlar. Özellikle bu büyük katlı binalarda yangın merdivene çıkılan yerlerde daha sağlıklı küçük bölümler var. Beton bir şey. Onların olduğu yere konulabilir. Yani evin içinde de neresi daha güvenliyse yangın çantamızı oraya koymamız lazım. Bir yangın anında orada toplanabilir. Kendi şeyinde. Evinin planına göre düşünmen lazım. Kendi planımıza göre. Peki hocam, korkmalı mıyız depremden? Ben yayından önce söyledim size, çok korkuyorum ben dedim depremden. Korkmalı mıyız? Valla korkmayacağız. Korkma, çünkü bu uzun süreli bir şey. Ne zaman olacağı belli değil. Belki şu anda da olabilir. Belki 20 sene sonra da olabilir. Hı-hı. Korkmayacağız ama gerekli güvenlik önlemlerini hem kendimiz alacağız, tedbirlerimizi alacağız. Hem de devletin kurumlarının da bunu gerçek anlamda alması lazım. Yani şu andaki pozisyonda yüksek katlı binalarla ilgili yönetmenin çok hızlı çıkarılıp bunun çok daha zorlaştırılması, kurallara disipline edilmesi lazım. Bunun gibi veyahut işte dere yatakları denize olmaması falan gibi şeylerin çok hızlı olarak alınması lazım. Bugüne kadar yapılanı sen yıkman mümkün değil. Çok zor bir şey ama bundan sonra hiç olmasın, yapılmamasını sağlamak. İşte şu anda olan toplanma alanlarına kesinlikle ne bileyim çok zorlaştırmak. Yani bir belediyenin kendi arasında alacağı kararla değiştirilmeyecek şekilde bir sistem oluşturmak. Çünkü kendi aralarında karar alıyorlar. Belediyeye parayı ihtiyacı var, orayı vazgeçiyorlar gibi durumlar. Toplanma alanı. Yani veyahut da üstten gelen bir şey oldu. Yani onların değiştirilmesi lazım. Ama korkma, birçok şeyden korkabiliriz ama korkmayacağız, yaşayacağız. Korkmamamız gerekiyor. Yaşayacağız. Peki hocam, ben 11. katta oturuyorum, 15 katlı bir binada oturuyorum çok uzun yıllardır. Ve bugüne kadar hiçbir tatbikat yapılmadı. Ne depreme dair, ne yangına dair. Yaşadığımız binalarda aslında sitede otursak bile tatbikatlar yapılmıyor. Yani biz yaşadığımız binada bir deprem ya da yangın olursa ne yapacağımızı bilmiyoruz. O konuda öyle. Yani şimdi üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda tatbikat mutlaka yapılması lazım. Bu tatbikatların gerçekçi olması lazım. Yapılmıyor yani, çok az yapılan da çok az. İşte diyorum ya, Japonlar her yıl yapıyorlar. Her yıl o zaman bir ne gün yapıyor? Yapıyorlar. Çocuklar bakıyorsun sırayla çıkıyor falan. Yani ne yapacaklarını biliyorlar. Bizde ise işte Japonya'daki depremde bir kişi yaralandı. O da Türk, çünkü balkondan kendini atmış. Yani öyle şeyler var. Çünkü bizler Türklüğünden vazgeçmiyor. Evet, yani deprem olursa durumda, balkondan atlanır. Ha, şeyde 11-12 Eylül'de işe yaradı yani, pek ölmedik. Çünkü yukarı çıkın güvenlikli dediler. Bizimkiler inanmadı. Dışarı çıktılar. Onun için ölü sayısında Türk sayısı az. Evet, evet, biraz zor oluyor herhalde Türk insanına bu konularda yani bir şeyleri öğretmek. Ama dediğim gibi aslında yerel yönetimlerin, belediyelerin, oturduğumuz büyük sitelerin yönetimlerinin bu konuda çok daha bilinçli ve dikkatli olması gerekiyor. Çünkü vatandaş, evet, o söylediğiniz gibi çok uçuk paralara daireler, binalar alınıyor ama orada böyle bir afet karşısında nasıl davranacağımızı, ne yapacağımızı bile bilmiyoruz. Burada da tabii yine site yönetimlerine düşüyor iş, belediyelere düşüyor. Belki bu konuda biraz tabii daha... Tabii şey var mesela, çok yüksek katlı binalarda 60 metrenin üstünde itfaiye merdiveni yok. Doğrudan doğruya öyle bir durumda itfaiyecinin normal binanın yangın söndürme sistemine bağlanarak işte söndürmesi gerekiyor falan. Şimdi bu durumda o yangın söndürme sistemi, yangın pompaları çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edilmesi lazım. Belki de o bir günlük, bir gün tatbikat bütün Türkiye'de yapılabilir. O pompalar çalışıyor mu, yangın sistemleri çalışıyor mu? Sprintler çalışıyor mu? Çünkü bodrum katlarda şimdi araba parkları var. Oralardaki, evet, sprintler çalışıyor mu falan bakılması lazım.
her yıl bakılırsa problem, bazılarını görüyoruz ki hiç bağlanmamış, yanlış bağlanmış, pompa konulmuş sonradan alınmış. Öyle şeyler de var yani, çünkü ihtiyaç nasıl olsa ruhsat alırken koymuş, sonradan almış. Ruhsattan sonra. Yani bu tür şeyler de var. Bunların mutlaka işte belki de yılda bir defa tatbikat zorunlu hale getirilerek kontrolünün yapılmasında yarar var. Evet. Hocam, afetlere gelelim isterseniz. Doğal kaynaklı afetler son yıllarda çok fazla yaşamaya başladık. Geçtiğimiz yıl çok yangınlarla mücadele ettik. Bu yıl biraz daha iyiyiz. Biraz daha iyi. Çok şükür biraz daha iyiyiz. Neden artıyor hocam doğal kaynaklı afetler? Neden son yıllarda artışa geçti? Şimdi birinci neden işte biraz önce söylediğimiz yanlış yapılaşma var. İşte bunu bir kenara koyalım. Mesela yol yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Olmadık bir yerde bir hareket ediyorsun, dengeyi bozuyorsun. Bu var. İkinci olarak da bir iklimsel ısınma var. Bu ısınma yani 1 derece arttığı zaman işte 2 derece artıyor. Bu yıllar içinde hava sıcaklığı artıyor ortalama. Küresel iklim. Bu sefer de en basitinden diyelim ki yapraklar daha önce güneş ışığında diyelim ki yanmaya başlamazken şimdi başlamaya başladı. Yani havanın sıcak olması, kuru olması başlayan yangınların daha uzun süre devam etmesine sebep oldu. Tabii burada biz şeyi de kullanabiliriz. Şu anda artık eskisi gibi değil. Teknolojiyi de kullanmamız lazım. Teknolojik işte şimdi eskiden yangın kuleleri falan yaparken şimdi dronlar, bir takım teknoloji aygıtlar, belki yakın zamanda dronlarla söndürme gibi şeyler gelişiyor. Teknoloji de hızla gelişiyor. Bunları da kullanmamız lazım. Yani şu anda biz onlarda da yavaş yavaş teknolojiden de yardım almamız gerekiyor. Lazım. Orman yangınlarının sebeplerinden bahsedelim ve nelere dikkat et? Vatandaş olarak nelere dikkat etmek gerekiyor hocam? Ormanda o şey, ne bileyim, bir et kızartma mangalı şeyinden falan vazgeçmiyor. Artık vazgeçmiyor. Yani Türk insanı olarak bunu seviyoruz hocam. Piknik kültürümüz var. Piknik yapmayı seviyoruz ama bundan artık bunlardan mutlaka vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü hazır evde yap. Tam orman güzel. Ormanın içinde ye. Sonradan da topla. Evet. Yani o ormanda kırılmış bir cam parçası ayna vazifesini görüyor. Güneş ışınlarını bir yerde toplayarak yangın başlatabiliyor. Onun için o tür yenildikten sonra onların da toparlanması lazım. Bütün bir ormanı insanların koruması mümkün. Yani şeyin, Orman Bakanlığı'nın koruması mümkün değil. Biz kendimiz koruyacağız. Çünkü ormanlar bizim yaşam alanlarımız. Oraya girmemek de değil ama girdiğimiz vakit yaptık. Çıkarken toplayacağız, torba getireceğiz, torbanın içine koyacağız. Her şeyimizi götüreceğiz, çöp kutusuna atacağız. Bunu yapmamız lazım. Ormanlarda çok miktarda orman içinde bina, inşaat, ondan sonra sanayi tesisi, yok gömür tesisi bilmem neyinde yapılmaması lazım. Onlara da belli sınırlandırmalar getirmek lazım. Birbirlerine geçişleri belli standartlar getirmesi lazım. Evet hocam, aslında önlemleri belki biraz daha biliyoruz ama yangın anında ne yapmamız gerekiyor? Yangın anında alacağımız önlemler ya da yangın ormanda yangın mı mesela? Evet, hem ormanda yangını ya da bir yerde bir yangınla karşılaştığımız zaman. Şimdi bir defa yangının şöyle bir durumu var. Yangın ilk başladığı an 1-2 dakikada sen yangın tüpünle onu söndürebiliyorsun. İlk başladığı an. İlk başladığı zaman. 3 veya 4 dakika geçtiği zaman evdeki yangınlarda 3 veya 4 dakika geçtiği zaman artık seni söndürebilecek durumun kalmıyor. Çünkü büyüyor. Sıcaklık 600 derecelere falan çıkıyor. Yani çok böyle 4 dakika yangın, ev yangınları diye videolar var. Onun için biz o tür şeylerde ilk etapta senin önde gördün, işte bir şey yanıyor. Orada da yangın tüpü var, söndürebiliyorsun. Veyahut da diyelim ki ceketin var, ceketini örtüp söndürebiliyorsan söndürüyorsun. Ama yangın büyüdükten sonra bizlerin, bu işi bilmeyen amatör kişilerin yangına doğrudan doğruya müdahale etmesi belki de kendi hayatını tehlikeye sokması oluyor. Onun için orada da itfaiyenin
veyahut da AFAD'ın, kimse orada yangına sorumlusunu onların dediği şekilde yardım edin dediğinde o dediklerini yapmak lazım. Yani orada da profesyonellere bırakmak, onların istediklerini yapmak lazım. Bazen de tamam kenara çekilin biz yapıyoruz diyorlar, onu çekileceksiniz. Yani orada çünkü bir anda siz bilemiyorsunuz, ilk defa yangınla karşılaşıyorsunuz. Bir rüzgar değişiyor, siz yangının tam ortasında kalıp ölümle sonuçlanabilir veya boğulabilirsiniz. Zaten yangında yanarak ölme değil de genelde boğularak ölme oluyor. Çünkü dumandan etkileniyor. Zaten onun için bilinçli hareket etmek lazım. Evet, dediğiniz gibi bunlarda yani, bilinçli olmamız gerekiyor aslında. Profesyonel olarak bu işi yapanların fikirlerine saygı göstermemiz gerekecek. Yani. Peki vatandaşın da sorumlulukları düşüyor bu hem yangınlarda hem yangın sırasında sonrasında. Vatandaşın sorumluluklarından bahsedebilir miyiz hocam biraz? Yani vatandaş bir defa ilk alırken tercihlerini düzgün yapsın derim. İkinci olarak da mesela bilmesi lazım. Tabii mesela evde tava yangınlarında, yağ yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz. Yani onu bileceksin. Hangi yangına nasıl müdahale edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Lazım. Yani diyelim ki tava yangını oldu. İşte ne yapacaksın? İşte önce enerjiyi kesip sonra işte eğer ıslak bezle havluyu sıkıp o tavanın üzerini kapatıyorsun. Zaten oksijen olmayınca o sönüyor. Sönmüş oluyor. Veya işte fırının içinde yangın başladı. Hemen kapatıp fırın kapağını kapatıyorsun. İçindeki oksijen yanıp bittiği an orası bitiyor. Yani bu tür bilgileri bilmemiz lazım. İşte herhangi bir yangın anında bir metreye yakın yani yanıcı maddeye bir metreyi fazla yanaşmayalım. İşte bezler yani bunlarla ilgili videolar var. Yani televizyon filmlerini seyretsinler, devamlı aynı şeyi zaten anlatıyorlar ya neyse. Dizileri, bu tür şeyleri de baksınlar. Ev yangınları. Bu pratik bilgiler bilmemiz gereken konular. Aslında televizyonlarda falan gösterilebilir. Böyle videolar var, bizde de var. İşte ev yangında ne yapmamız lazım. Mesela yangın battaniyeleri var. 150 lira, 200 lira. 2'ye 2 metre boyunda. Bunu istersen yangın anında sen baktın ki evde yangın çok arttı sen kurtulamıyorsun onu kendine sarıyorsun ve yangından çıkıyorsun çünkü o seni tutuşmuyorsa o etrafta seni koruyor. Mesela bu 150-200 lira nedir? Aslında bu çok pratik bir şey ve bildiğimiz zaman hayat kurtaracak ama bilmediğimiz mutfakta işte yangın oldu tavanın üzerine öyle yok havluyu ıslattın falan değil çünkü o düşünemeyebilirsin. Hemen yangın battaniyesi çıkart üstünü ört. Arabanda bulunsun arabanı ört. Yani bu tür kolay çözümler var. Yangın tüpü olsun. Tüpün dolu mu değil mi ona kontrol et. Yani evde yapacağımız onlar. Evden uzak bir yere gideceksek elektriği, doğalgazı kapat. Hı hı. Çünkü sen olmadan doğalgaz sızıntısı olur evde. Birikebilir. Geldiğinde düğmeye bastığın patlayabilir. Yani bunları bilmemiz lazım. Peki hocam iş yerlerinde en çok rastlanılan bu tarz olaylar nelerdir? İş yerlerinde de yine kural dinlemiyoruz. Bu ısıtıcılar, çay ısıtıcıları bilmem nelerin iş yerlerinde kullanılmasını biz iş güvenlikçi olarak kabul etmiyoruz. Yasaklıyoruz. Hatta bizim üniversitede topluyoruz. Yani diyor. O kadar zararlı mı hocam? Cumartesi pazar zararı şöyle. Unutuyorsun elektrikte o yangın başlatıyor. Evet. Yani ısınıyor yangın başlatıyor. O açımdan tehlikeli. Belli yerlerde ama tabii onu yapabilmen için de senin o hizmeti o kişilere bir şekilde sunman lazım diye mutfağın olması lazım. Mutfaktaki kişilere onu sunman lazım. Yoksa da işte giderken hepsini tek tek kontrol edilmesi lazım. İşte o ısıtıcılar yapmayacak. Hocam ama küçük ev aletlerini hep elektrikte tutuyoruz evde. İşte yani şöyle onlarda olabildiğince o küçük ısıtıcılığı olanları tutmak lazım. Yani o düğmesi bozulur, hafif bir yapar.
sıcaklık artar belli bir noktada yangın çıkarabiliyor. Bu konuda dikkatli. Yani onda şey, çünkü içinde su olmuyor, ısıtıyor. Yani düğmesi yanlış oluyor, sen olmuyor, çocuğun basıyor falan filan. Yani sıkıntılı aletler. Hı hı. Bence onları şey yapmak lazım. Doğal gaz yine öyle. Dikkatli kullanmalısın. Şimdi mesela doğal gazı, şimdi daha önce aygaz kullanıyorduk. Aygaz havadan ağırdı, yerde birikiyordu. Doğal gaz havada birikiyor ve pencerelerimizin üst katının üst tarafında bir doğal gaz havalandırma. Havalandırma. Evet. Onu kesinlikle kapatmayacağız. Hı hı. Ondan sonra geldik, bir koku varsa evde, kesinlikle düğmeye basmayacağız. Yani elektrik de açmayacağız veyahut açıksa kapatmayacağız. Buzdolabını bile açmayacağız. Hemen pencereyi açıp havalandıracağız. Şey, çıkacağız yani, oradan çıkacağız, havalandıracağız, süpüreceğiz falan gibi sistemlerin oluşması lazım. Çünkü bir anda patladığı zaman, Üsküdar'da patladı geçen de, ben gittim bütün apartmanı yıktılar yani. Hı hı. Doğalgaz patlamasından sonra. Bir kişi fırlamış sokağa falan, ölüm oldu. Yani böyle kazalar oluyor. Çokça oluyor hocam bu kazalar. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Hem etmek evlerde lazım, hem iş yerlerinde, iş yerlerinde dikkat etmek lazım. Doğal gazları da kullanmak bilmemiz lazım. Yani neler olur, ne yapar bilmemiz lazım. Neler gelir, nelerle karşılaşırız. Evet. Son olarak hocam size iş sağlığı ve güvenliği bölümünü soracağız ama önce bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
Hafta sonu günlüğü programı devam ediyor efendim. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Rüştü Uçan'la birlikteyiz. Hocam biraz önce evde başımıza gelecek, evet, evde ve iş yerlerinde başımıza gelebilecek güvenlik sorunlarından bahsettiniz, evet, ama evde çok fazla dediğimiz gibi güvenlik sorunları başımıza gelebiliyor. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz yani ve almamız gereken önlerden? Belli başlarından söyleyeyim. Tabii şu anda aklıma gelenler konuşuyor. Birinci olarak şu var. Şeyin fırın veya işte bu yemek yaptığımız yerlerde çok uzun kollu elbiselerle falan yaklaşmıyorum. Çünkü bir anda siz tahmin edemezsiniz. Bir anda kolunuzdaki şey yanmaya başlıyor. Şimdi böyle bir yanma anında ne yapacağız? Koşup kurtulacak mıyız? Evet. Hayır, kesinlikle koşup kurtulsan yanıyorsun. Eyvah. Çünkü oksijen artıyor. Hemen yapılması yangın gerek. Yangın büyüyor o zaman. Öyle tabii mi? Tabii. Çünkü koştum. Koşunan hava miktarı artıyor. Sen koşmanla beraber ve daha büyüyor. Onun için hemen yere yatıp yuvarlanmanız lazım. Hmm. Yuvarlandığınız vakit söndürüyorsunuz kendini. Veyahut da eğer başka birisi varsa sizin üstünüze yine bir battaniye örttüğü zaman yangın sönmüş oluyor. Yani bunu bilmediğimiz için birçok kişi. Evet, refleks olarak kaçmak geliyor, kaçmak tabii geliyor ki aklınıza. Tamamen yanlış. İşte hemen uygun bir yerde yuvarlan, tek başınaysan da bir yuvarlansan bile. Çünkü yanan yerin üzerine kapatıyorsun ve oksijen miktarını azaltmış oluyorsun. Koştuğun zaman gidiyor. Yine bir elinizde çocuk veyahut da kedi gibi bir canlı olduğu zaman bunların hareket miktarını bilemiyoruz. Bir anda hareket artırabiliyorlar. Ani bir şeye refleks gösterebiliyor. Siz de başka bir şeyle ilgileniyorsanız onu fark etmeyebiliyorsunuz. Onun için o kucağınızda çocuk veya da hayvan varsa pencereye veya bu tür fırınların yanına yaklaşmayın. Çünkü ani bir harekette onu kontrol edemeyebilirsiniz. Ve bu şekilde elinden çocuğunu düşürüp öldüren anneler var, babalar var. Böyle bir psikolojik şeyde insana çok ağır bir durum. Evet. Ömür boyu altından kalkamazsınız. Sonra evlerimizde kesinlikle ara kablo kullanmamaya çalışalım. Hmm. Çünkü ara kablonun ne etkisi var? Ara kablo işte takılıp düşme meydana getirebiliyor. Ara kabloya ağır, çok daha fazla elektrik yükü koyduğunuz için bazen yangına sebep oluyor. Onun için olabildiğince ara kablo kullanmamamız da yarar var. Çok da fazla kullanıyoruz aslında i̇şte evlerde, evet, hocam ara kablo. Kullanılıyor. Onları kullanmamak lazım, azaltmak lazım. Biraz önce söylediğimiz gibi yangın tüplerini şey yapmamız lazım. Bir de yangının olayı da şöyle. Yangın başladığı noktadan, binanın diyelim ki bodrum katından başlıyorsa birkaç dakika içinde en üst kata, çatıya kadar çıkıyor. Çünkü yangınla ısınan hava yukarı çıkıyor. Siz yangın olan katın altında iseniz hemen merdivenlerden falan kaçıp kurtulmaya bakacaksınız. Ama yangın katının üstündeyseniz ve yangın merdiveninden çıkıp kurtulmanız veyahut da orada da duman varsa evinizde kalmanız, beklemeniz lazım. Çünkü itfaiye, İstanbul'daki itfaiye en geç 6 dakikada, 5 dakikada, ulaşmış 6 dakikada oluyor, ulaşıyor yangın yerine. Bunu hep zamanlama şeyinde görüyoruz, hep öyle. O zaman şimdi siz baktınız, çıktınız koridora, koridorda duman var. Siz bu sefer evin içine giriyorsunuz, kapıların altına ıslak bezle kapatıyorsunuz ve yangın olan taraftan başka tarafınız varsa. Şimdi bazı binalarda tek yüz var, ama bazı binalarda sizin oturduğunuz daire 2 veya 3 yüz olabilir. O zaman en uzak yere gidip orada işte itfaiyeyi, işaret vereceksiniz, ben buradayım falan gibi başka bir şey yapmayacaksınız. Ve hemen yangın olan taraftaki perdeleri söküyorsunuz, bir de halıları topluyorsunuz. Çünkü alttan gelen sıcaklık onlarda yangın sebebi tutuşturabiliyor. Yangına sebep olabilir. Yani senin evde de yangın başlatabilir. Onun için hemen perdeleri uzaklaştırıyorsunuz, halıları uzaklaştırıyorsunuz ve en
uzak odaya gidip oradan da işaret verip bekliyorsunuz. Zaten 6-7 dakikada geliyorlar ve kurtulursunuz. Ama dediğim gibi bu önlemi kaçmaya alırsan, çalışırsak belki de bu olarak ölüyorsun. Evet, çünkü insan tahmininden daha hızlı yangın ilerleyebiliyor. Hı. Duman varsa, şey varsa zaten koridorlardan inmekte sıkıntılı. Bir de mesela yataktan uyandın ki koyu bir sis var. Hı hı. Odanda bir yanmış bir şey var, koyu sis var. İşte o zaman da hemen kendini yataktan yere atacaksın ve emekleyerek gideceksin. Hı. Çünkü üst katlarda sis var ve orada zehirli gazlar var. 2 veya 3 defa kokladığın vakit beyin algılama özelliğini kaybediyor. Hı. Ve bizim itfaiyeci arkadaşımız var mesela, o söyledi. Kapını kulbuna duruyor, ölmüş kişiyi biz çıkardık diyor. Çünkü beyin oksijen yerine karbondioksit oralarda şey yapıyor, algılıyor ve beyin düşünme vasfını kaybediyor. Geçin. Onun için öyle bir durumda da yerden yatağa gideceğiz. Yani böyle şeyler. Bunlar basit şeyler ama evet, aslında o anda, çok basit ama bilmemiz gereken bilmem, ama o anda da o panikle aklımıza gelir ama mi acaba? Bir defa söylense yine aklına gelir. Çünkü insanoğlu çok zora düştüğün zaman çok ihtiyacı olan şeyi duyabilir. Ama sen hiç duymamışsan, hı hı, mesela bu dediğim şeyi birkaç görselle de gösterilerek aslında yapılsa, mesela bu yuvarlanma işiymiş, bu düşme, insan düşünmüyor. Yani şimdi evet, ben yürür çıkarım diyorsun. Halbuki bilmediğimiz var, için bilmediğimiz düşünemiyoruz. Yani evet. Onlar şöyle. Bu pratik bilgileri bilmiyoruz. Peki hocam, iş yerlerinde en çok rastlanılan güvenlik sorunları nelerdir? Nelere dikkat etmesi gerekiyor vatandaşların? Ya iş yeri tabii değişiyor. Şimdi iş yeri bir fabrika da olabilir. Hı hı. Bir normal büro olabilir. Büro burayı evle hemen hemen aynı. Hı hı. Fabrikalarda da hangi tür tehlike var? Patlayıcı nedir? Hı hı. Kimyasal nedir? Bu kimyasala göre nasıl davranılması lazım? Diyelim bu kimyasal yandığı zaman hangi gaz çıkıyor onu bilmemiz bunların lazım. Bunların hepsini bilmesi. Ona göre hareket etmemiz. Yani onun da yine hazırlığını o şekilde yapmamız lazım. Bilmemiz lazım. Yani bilinç, bilgi her şeyin önünde. Bizde birçok şeyin mesela kimyasal şeyle, tuzluyla kezzabı birlikte kullanıp ölen, zehirlenen, kimyasalla yanan gibi şeyler var. Kişiler, halbuki bunların kullanmaması lazım, az kullanılması lazım. Şartların ne olduğunu bilmemiz lazım. Dediğiniz gibi aslında hem birazcık bilinçli, biraz da belki bu olaylar karşısında soğukkanlı olmamız gerekiyor. Soğukkanlık şart. Soğukkanlığımızı korumamız hareket, gerekiyor. Doğru hareket etmemiz lazım. Şimdi biz eğer daha önceden pratik yapmasak, tatbikatlar yapmasak, o anda aklımıza gelen ilk mantıklı şeyi yapıyoruz. Evet. Bazen o tamamen çok çok yanlış oluyor. Olay mesela biraz önce oluyor. Dediğimiz gibi. Ya bir elim elbisen tutuşup koşarak kurtulma, ilk aklıma o geliyor, onu yapıyorum. Halbuki bildiğim evet, vakit ben onu yapmıyorum. Doğru. Yani tatbikatın o açıdan önemi var. Evet, dediğiniz gibi. Peki hocam, son olarak siz Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanısınız. Evet. Biraz bölümden bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle, İş Sağlığı Güvenliği, işte 2012 yılında Haziran'da İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıktı. Ondan sonra bizim ta ilk baştan itibaren her iş koluna giren, her yere girebilen muhasebe vardı. Yani çünkü herkes para işi var. Muhasebeci mutlaka uğraşıyordu. Her yerde oldu. Her yerde vardı. Evet. Şimdi iş güvenliği de oldu. Her yerde iş güvenliği de var. İş güvenliği uzmanı da var. Sizin de mutlaka iş güvenliği, hı hı, uzmanınız vardır. Ayda bir defa gelir, 2 saat gelir, 3 saat gelir ama yine bir iş güvenliği uzmanı var. Zaten muhasebeci de öyle, bazı yerlerde part time gibi çalışıyor. İş sağlığı güvenliği böyle bir olay. İş sağlığı güvenliğini biz gençlere tavsiye ediyoruz. Neden ediyoruz? Her yere girebilen bir iş kolu. Hı hı. Bir de iş güvenliği kurulları var. İş güvenliği kurullarında iş güvenliği ile ilgili olaylar işte ayda bir toplanıyor veya 2 ayda bir toplanıyor ve görüşülüyor. Kimler görüşüyor? Orada işveren temsilcisi de oluyor. Başka birim müdürleri de oluyor. Mesela bizde genel sekreter oluyor, işte insan kaynakları müdürü oluyor falan. Böyle hep üst seviyede bir kurul.
Şimdi bu kurulda siz başarılı olursanız tanıtımlarınızda, yaptığınız işlerde kısa zamanda yükselmeler meydana geliyor. Diyelim ki sizi başka bir yerin müdürü yapabiliyorlar. Yani çünkü iş güvenliğini biliyor, insan ilişkileri iyi, sunum yapabiliyor, derdini anlatabiliyor, acil bir durumda hareket nasıl kabiliyeti var. Nasıl müdahale edebileceğini biliyor, soğukkanlı. Evet. Yani o açıdan başarılı olanlar çok hızlı yükselebiliyor. Bizim öğrencilerimizden o şekilde çok hızlı yükselen kişiler var. Peki tercih ediliyor mu hocam iş güvenliği bölümü? Ya tercihte biraz sıkıntı var. Neden? İşte yok mahkeme oluyor bilmem ne gibi şeyler var. Hani hapis cezası olur falan gibi gazetelerde çıkan olaylar var. Orada da şunu diyoruz. Biz hangi işi yaparsanız yapın. Yani siz mesela şu yaptığınız işi özen göstermezseniz belli bir zaman sonra bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki siz konuştuğunuzu bilmezseniz, bir olumsuz bir şey söylerseniz. Evet, veya, her iş kolu için tabii evet, ki riskler her şeyde var. Var. Bizde de aynı şekilde eğer işinizi düzgün yapmazsanız, ilgilenmezseniz, gitmezseniz, gelmezseniz veyahut da çok fazla iş verdikleri zaman bunu ben yapamam deyip reddetmemişsiniz falan gibi bir durumlar olursa zor durumda olabiliyorlar. Ücretleri de çok çok iyi değil ama başarılı olanlar çok büyük ücretler aldığını biliyorum. Yani başarı oldukça siz yükselebilirsiniz. Onun için ben gençlere tavsiye ediyorum. Yurt dışında da çalışabiliyorlar. Çünkü iş güvenliği bütün dünyada önemli bir konu. Bir de Avrupa ülkelerinde özellikle daha rahat şeylerini kendileri yapıyorlar. Daha rahat işleri. Bu tür biraz daha zor işleri genelde dışarıdan gelenlere yaptırıyorlar. Onun için bizim buradan iş güvenliği belgesi alan, yurt dışı yeterlilikleri sınavlar var. Onları girip alanlar yurt dışında da iş bulabiliyorlar. Yani bakımda... Peki hocam derslerin içeriğinden bölüm derslerin içeriğinden bahsedebilir miyiz? Derslerin içeriğini biz şöyle, orada biraz Türkiye'nin en iyisiyiz diyorum. Ben iş güvenliğinde biz Türkiye'nin bir numarasıyız Üsküdar Üniversitesi olarak, ekip olarak kurduk. Burada dersi şöyle yaptık biz. Mesela maden iş güvenliğinde maden, inşaat, işte makine gibi ana konuların her birinde o konunun uzmanlarından, hocalarından getirerek ders verdiriyoruz. Laboratuvarlar kurdurduk. Öğrencileri işte stajlara götürüyoruz falan. Yani bir sanayiyle işbirliği şeklinde gidiyor. Mesela bu yapay zeka ve şeyi iş güvende dijitalleşmeyi daha şimdiden takip etmeye çalışıyoruz. Yani bunların avantajları var. Yani bizim mesela dün işte firmanın birisi aradı. Sizin öğrencilerinizden bize şimdiden gönderin. Staj gibi biz onları yetiştirelim. İleride kendi içimizi alırız falan gibi. Daha ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta onlara biz iş imkanları uygulamalı veriyoruz. Olarak tabii. Yaşamaya ve diyelim görmeye ki haftada iki gün işe gidiyor. Üç gün geliyor okula falan. Öyle biz seviyoruz da yani o tür şeyler. Portekiz'e gönderiyoruz Erasmus'la falan. Faydalı oluyor yani biz öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Girenler memnunlar. Bu sene doldu. Zaten bu sene her yerde oldu yani. Bu sene bize düşen bir şey. Evet, talepler çok mu hocam? Bu sene dediğiniz gibi aslında her yerde oldu bu sene. Bu sene baraj kaldırdılar. Evet. Barajı kaldırınca iki sınava da girmiş bir öğrenci tercih edebildi. Öyle olunca da bir anda bütün her yer dolmuş oldu. Ne düşünüyorsunuz hocam peki barajın kaldırılmasıyla? İyi oldu mu? Bence iyi oldu. Yani şöyle, yani genel kalitede zaten bir düşüş vardı. Yani diyelim ki sen daha önce 4 tane fizik sorusu yapan geliyordu. Şimdi 2 tane yapan geliyor. Yani çok da büyük farktayız. Zaten 20 sorudan 16'sını yapamamıştı zaten. Öbür de yani çok farklı değildi bence. Hani şey de olabilir. Yani iş güvenliğinde biz bir de ÇAP diye bir şey var. ÇAP'ta çok başarılı olan öğrenci isterse başka bir üniversiteyi bölümünde okuyabiliyor. Bizim iş güvenliğinde mesela endüstri mühendisliğini ÇAP olarak biz seçtik. 300 binin
üstünde, hani 300 bin sınırı var ya onlarda, 300 binin üstündeki öğrencilerden bize gelip de iş güvenliğine girse çap yapabiliyor. O da büyük avantaj. Onlar için de büyük avantaj oluyor. Yani. Çok teşekkür ederiz ben hocam katıldığınız için programımıza. Değerli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de güzel bir toplantı oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hafta son günü programı devam edecek efendim. Bana ve aileme gurur verici bir şey oldu. Çünkü bizden sonraki nesiller de buraya gelip gezdiklerinde hem müze oluşu hem de hat sanatıyla birleşmesi ayrı bir gurur verici bir şeydi. Bugün burada Özler Hanım'la birlikte gezdik. Çocukluğumu anlattım. Burada geçirdiğim güzel günleri anlattım. Konaklar 1955 yılında yapıldı. 3 sene sürmüş yapımı. Ailem taşınmış. Babamın, amcalarımın, halalarımın çocukluğu burada geçmiş. Konak merkezi bir yerde. Evimizin, yani konağımızın karşısında hamam var. Yanında cami var. Paşaoğlu Çeşmesi var. Ve o dönem Bayburt'ta mahalle odası kültürü tam oturmadığı için alt büyük oda mahalle odası olarak da kullanılmış. Biraz heyecanlıyım. Çünkü gururluyum. Şöyle söyleyeyim. Camiye gelen veya hamama gelen kimsesizler ağırlanmış, düğünler yapılmış, kız verilmiş, oğlu verilmiş. Böyle. Burası doğduğum, büyüdüğüm oda. Annemle babamın odasıydı. Yan büyük oda amcamla yengemin odasıydı. Ve biz kuzenlerimle bu sofada oynardık. Çocukluğumuz sofada, evcilik oynamakla. Babamın, dedemin mesleği demirçilik olduğu için demir beşiklerimiz vardı, bebeklerimiz vardı. Babaannem onları hep yatak, yorgan dikerdi, halam işlerdi. Sonra merdivenlerde oynardık. Hani düşmüşlüğümüz vardır. Merdiven şicalarından kaymışlığımız vardır. Çocukluğumuz güzeldi. Mesela bu eve girdiğimde ilk önce hatırladığım bayramlardı. Bayramlar çok güzel geçerdi. Kalabalıktı, yoğundu. Aile olarak buradaydık. Mahalleden mahalleliler de gelirlerdi. Dedemi çok severlerdi. Mahallenin genç kızları özellikle dedemden haçlık almayı çok bayılırlardı, şakalaşırlardı. Ne bileyim, güzeldi. Sobanın üstünde hiç kurban bayramlarında et falan eksik olmazdı. Kapıdan içeri giren yedirilirdi. Tatlı çorbayı hep hatırlarım. Babaannem böyle büyük büyük kazanlarda yapardı. Baklavalar, börekler. Yani bu eve girdiğimde hatırladığım en güzel şey bayramlardı ki babaannemi de dedemi de bu evde kaybettim ki bir Arife günü biz babaannemi kaybettik. Aynı bir kayıptı. Ama ona rağmen güzel anılar hatırlamak güzel.
20 Ağustos Cumartesi hafta sonu günlüğü programının bugün sonuna geldik efendim. Yarın pazar günü saat 10'da canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.